Hepinize merhaba. Evet, gelelim konumuza. Bir hastalığa yakalanma ihtimalinizi artıran şeylere risk faktörleri diyoruz. Çünkü bu faktörler hastalığa yakalanma ihtimalinizi artırıyor. Ya da sizi daha riskli bir duruma sokuyor. Alzheimer hastalığı, vasküler demans ve diğer demans tipleri için bilinen en önemli risk faktörü ise yaş. 65 yaş altı insanlarda demans çok nadir görülürken, 80 yaş üstünde oldukça yaygınlaşıyor. Ne yazık ki yaşlanmak kontrolümüzde olmayan bir faktör. Daha da kötüsü, neden yaşlandıkça demans riskinin arttığını da tam olarak bilmiyoruz. Kontrolümüzde olmayan bir diğer risk faktörü ise aile öykümüz, yani aile geçmişimiz. Burada siz varsınız. Burada anne babanız var. Burada erkek ve kız kardeşleriniz ve burada da çocuğunuz. Eğer ailenizden herhangi birinde demans ya da en yaygını olan Alzheimer hastalığı varsa, sizin de hastalığa yakalanma riskiniz artıyor. Diyelim ki ailenizin bir başka üyesinde daha Alzheimer var. Bu durumda hastalığa yakalanma riskiniz daha da fazla artıyor. Ve bu durum nasıl ve nerede yaşadığınız gibi çevresel faktörlere bağlı olabilir. Sonuçta ailenizle aynı ortamı ve şartları paylaşıyorsunuz. Alzheimer'la ilgili çok özel genlerin varlığı bilim insanları tarafından bilinmekte. Hatta Alzheimer'la ilgili risk genleri ve deterministik genler olarak bilinen iki farklı grup gen bulunmakta. Risk genleri risk faktörlerine benziyor. Eğer bu spesifik risk genlerine sahipseniz, hastalık geliştirme ihtimaliniz yükseliyor. Ancak bu, kesinlikle hasta olacaksınız anlamına gelmiyor. Sadece sizi daha yüksek risk grubuna sokuyor. Bilim insanlarının Alzheimer gelişimiyle ilgili bulduğu en etkili risk geni ise apolipoprotein E, E4. Ya da kısaltılmış şekliyle APOE4. Bu APOE geni lipoprotein adlı kanda yağların kolesterol olarak taşınmasında görevli molekülleri üretmemize yardımcı oluyor. Birçok hastalıktan korunmak için kolesterol seviyesinin normal olması çok önemli. Bu genlerin alel adı verilen 3 farklı tipi bulunuyor. Bunlar E2, E3 ve E4. Alzheimer riskini artıran tipi ise E4. Eğer bu alelin tek bir kopyasını taşıyorsanız, Alzheimer için riskli gruptasınız. Eğer iki kopya taşıyorsanız, riskiniz çok daha yüksek. Tüm Alzheimer vakalarının %20 ila 25'inin bu genle ilişkili olduğu düşünülüyor. Yani buna asıl risk geni diyebiliriz. Diğer taraftan deterministik genler doğrudan hastalığa neden oluyor. Diğer bir deyişle bu genler hastalığın ortaya çıkacağını ve bir şekilde bu geni taşıyan herkesin hastalığa yakalanacağını gösteriyor. Bununla ilişkili Alzheimer tiplerine ise ailesel Alzheimer ya da erken başlangıçlı Alzheimer deniyor ve genelde 65 yaş öncesinde görülüyor. Günümüzde bilim insanları bunun 3 genden en az birinde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanabildiğini gösterdi. Amiloid prekürsör protein yani APP. Presenilin 1 yani PS1 veya presenilin 2 yani PS2 genlerinin herhangi birinde mutasyon meydana gelebilir. Bu genlerin tümü mutasyona uğrar ya da farklılaşırsa aşırı miktarda amiloid plağı birikmeye başlıyor ve bu da Alzheimer hastalığının esas bileşenini oluşturuyor. Neyse ki deterministik gen kaynaklı ailesel ya da erken başlangıçlı Alzheimer oldukça nadir görülüyor. Ayrıca Down sendromluların Alzheimer hastalığı açısından risk altında olduklarını gösteren kanıtlar da mevcut.
Çünkü Down sendromu kişinin tüm hücrelerinde ekstra bir 21. kromozom olmasıyla ortaya çıkıyor. Bu da kişinin hücrelerinde amiloid prekürsör protein geninin de dahil olduğu pek çok genin normalde olduğu gibi 2 değil, 3 kopyasının bulunduğu anlamına geliyor. Nedeni tam olarak bilinmese de bu ekstra genin artmış amiloid plağı birikimine katkıda bulunarak Alzheimer riskini artırdığı düşünülmekte. Demans ve Alzheimer konusunda bazı risk faktörleri ise sizin kontrolünüzde. Pek çok uzman hayat tarzının ve sağlıkla ilgili tercihlerin demans gelişimi üzerine oldukça önemli etkisi olduğunu savunuyor. Bir diğer büyük risk faktörü ise kafa travması. Kafa travması ve sonrasında gelişen demansın arasında kuvvetli bir ilişki bulunmakta. Özellikle de futbol gibi bol temas gerektiren sporlarda olduğu gibi travma tekrarlanırsa veya bilinç kaybı meydana gelirse, yani beyninizi korumak oldukça önemli. Bir diğer risk faktörü ise kalp travması. Bilim insanları ve sağlık profesyonelleri kalp sağlığı ile beynin sağlığı arasında sıkı bir bağlantı olduğunu söylüyor. Kalp hastalığına neden olan pek çok risk faktörü aynı zamanda demansa yol açmakta. Nasıl mı? Şöyle ki, pek çok kalp hastalığında kalbiniz kanı pompalamakta yetersiz kalıyor. Eğer beyne yeterli kan ulaşmazsa, beyin hücrelerinizin zarar görme riski artıp demans gelişebiliyor. Yetersiz beslenme ve obezite, diyabet, sigara içmek ve fazla miktarda alkol alımı gibi durumlar hem kalp hastalığı hem de demans riskinizi artırıyor. Ve eğer zaten hali hazırda ateroskleroz veya yüksek tansiyon gibi bir kalp rahatsızlığınız zaten varsa demans riskiniz de artıyor. Yani kalbinizi korumanız da oldukça önemli. Evet, şimdilik bu kadar. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.